Şimdi ilk günden beri biliyorsunuz bu olay zaten ilk Beyaz Magazin'de duyuldu. Bütün delilleriyle beraber ortaya çıktı. Evet. Fakat her gün ama her geçen gün Berdan Mardin'e ve Fatoş, Sara, Gamze, Yerliler hangisi ben de bilmiyorum da ilgili bir türlü sular durulmak bilmiyor. Daha bu cephede o kadar çok haber duyuyoruz ki ekran başındaki herkesten de çok fazla telefon ve çok fazla mesaj alıyoruz. Bir o VTR'ye gidelim, ondan Gidelim. sonra hemen buradayız. Ünlü şarkıcı Berdan Mardine'nin eski eşi Fatoş Yerliler silahlı saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan motosiklette bulunan iki kişi bir anda aracı ateş etmeye başladı ve beş el ateş ettikten sonra kaçtı. Bacağından vurulan Yerliler ünlü şarkıcıyı azmettiricilikle suçladı. Berdan Bey'den şüphelendiğiniz için mi buradasınız? Mardini eski eşinin iddialarını reddetti. Yerlilerin çarpık ilişkilerini işaret etti. Karşılıklı açıklamalardan sonra yasak aşk bombaları bir bir patladı. Yani o aldattığı adamın görüştüğü insanlardan duydum. İddialara göre Fatoş Yerliler ve Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz arasında bir yasak aşk yaşanmış. İki çocuğu olan Mardini ve Yerlilerin yuvası ihanet yüzünden yıkılmıştı. Peki bunun etkisinde bir de Gökhan Bey'le adınız aşk iddialarından çıktı. Bu olay acaba kıskançlık yüzünden mi oldu? Gerek Fatoş Yerliler, gerekse Gökhan Göz iddiaları reddetse de Beyaz Magazin'den kaçamadı. Plaka detayıyla yakalanan Yerlilerin saldırıdan sonra emniyete Gökhan Göz'ün aracıyla geldiği belgelendi. Plaka olayından sonra Fatoş Yerliler ve Gökhan Göz ilişkisiyle ilgili ihbar hattımıza adeta mesaj yağdı. İkilinin ilişkisine tanık olan kişiler çarpıcı bilgiler vererek yasak aşk olayını aydınlattı. Fatoş Yerliler'in fake hesaplarla Gökhan Göz'le ilişkisini nasıl devam ettirdiğini gözler önüne serdi. Hafta sonu bu belgelere bir yenisi daha eklendi. 26 Şubat tarihinde Sapanca'da bir otelde çekildiği iddia edilen fotoğrafta o tarihte Berdan Mardini ile evli olan Yerliler bir davette tanıştım ve bir daha görüşmedim dediği Gökhan Göz'le birlikte görüntüleniyor. İkinci fotoğrafta ise bu görüşmenin ertesi gününden bir görüntü yer alıyor. Gökhan Göz kaldığı odanın aynasına rujla yazılan "Seni seviyorum" yazısını sosyal medya hesabından "Bazen mutlu uyanırsın, bir kalp yarısı gibi" notuyla paylaşıyor. Geceyi birlikte geçirdiği hanımefendinin romantik jestine yine romantik bir jestle karşılık veriyor. İhbar hattımıza gelen bir diğer fotoğrafta ise Maldivlere Eda isimli bir kadınla tatile giden Gökhan Göz'e açtığı canlı yayında ilginç bir mesaj geldiği görülüyor. Fatoş Yerliler Gamze Özdemir ismiyle kullandığı fake hesaptan "Eda ile mutluluklar Gökhan Bey" yazarak Gökhan Göz'ü takibi sürdürdüğünü gösteriyor. Ortaya çıkan yasak aşk belgelerinden sonra ise gözler silahlı saldırının arkasındaki isme çevrildi. Fransa'dan Türkiye'ye dönünce Fatoş Hanım tehditler gelmeye başladı dedi. Silahlı saldırı faillerinin bulunması için tüm hukuki yolları deneyeceğini söyleyen Berdan Mardini mi? İstanbul Teksas mı Allah aşkına ya? İstanbul Teksas mı ya? Yoksa bu çarpık ilişkiler ağının içindeki bir başka isim mi? Evet, az sonra yine neler neler var. Fotoğrafları gördün. İstihbaratımıza evet. Gelen fotoğraflar bunlar. 26 ya da 27 Şubat'ta Fatoş Hanım bir arkadaşı ve çocuklarıyla Sapanca'da bir otele gidiyor. Gökhan Göz de orada o otelde. Ve Fatoş Hanım Gökhan Göz'e zannedersen bir mesaj atıyor. Tam da karşındayım, buradayım diye. Fakat bu fotoğrafta bir araya geldikleri zaman Fatoş Hanım kendini Sara ya da işte Gamze olarak tanıtıyor. Gökhan Göz orada Fatoş Hanım'ın kim olduğunu bilmiyor. Yani o Berdan, ilk tanışmalarında. Berdan Mardini'nin karısı olduğunu bilmiyor. İlk tanışmalarında. Evet, bunlar bu ilk tanışma 26 ya da 27 Şubat.
Sapanca'daki otelde. Bu bu ilk tanışma fotoğrafı değil ama. Bu ilk tanışma fotoğrafı. Burası Sapanca'daki otel. Bu ilk tanışma fotoğrafı, masada oturduk, başkaları da vardı dediği masa mı bu? Şimdi biz bir organizasyonda karşılaştık. Evet. Bir sürü insan vardı dedikleri, evet, masa bu. Orada bir kişi var yan İki tarafta. İki kişi var. Orada üç kişiler, bir de Fatoş, evet, Hanım'ın bir arkadaşı var karşısında, Gökhan Bey'in. Evet. Tamam mı? Ama buraya, bu otele Gökhan Bey arkadaşlarıyla gidiyor. Fatoş Hanım arkadaşlarıyla gidiyor, fakat Fatoş Hanım'ın yanında çocukları da var. O tanıştıkları gün. Fatoş Hanım'ın bana telefonda 10 dakika görüştük masada sadece, bir daha görüşmedik dediği. Şimdi Fatoş Hanım'la ben konuşurken 25 dakika görüştük dediği. Evet dedi, o aynen, görüştü bu. Gökhan, evet, Göz 25 dakika konuştuk diyor, Fatoş Hanım 10 dakika konuştuk, evet, diyor. Ve ben Fatoş Hanım'la konuşurken Gökhan Bey'i ben 10 dakikamı ne gördüm, ondan sonra zaten bir daha da hiç görmedim diyor. Fakat bu ilk bir araya geldikleri otel. Hı hı. Tanışıyorlar burada. Sonrasında Gökhan Bey'in kaldığı otel odasından başka bir görüntü geliyor. Onu da getirirsek ekrana. Hı hı. Şimdi o odanın aynasında bir not yazılıyor. Zaten bu bir kadın tarafından yazılmış bir not. Çok belli. Gökhan Bey de bu değil aynayı. Gökhan Bey de ondan sonra... İşte bu I love you diye bir hanım rujuyla yazıyor. Altına da kalp koyuyor. Sonra Gökhan Bey de bunu bazen sabahları mutlu uyanırsın diye paylaşıyor. Sonra anladım, ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bunlar birer iddiam. Her iki tarafında bize bağlanma hakkı var. Sonrasında Fatoş Hanım çocuklarını, iki çocuğunu otelde bırakıyor. Gökhan Bey ile beraber İstanbul'a dönüyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunlar birer iddia. İddia. Bakıcıya mı bırakıyor otelde? O, şunu merak ediyorum. 26-27 Şubat tarihinde Berdan Mardini nerede, bir konserde mi? Ceylan, bizi izliyorsan bana yazarsan sevinirim. Evet, bakıcıya bırakıyor. Gökhan Bey ile İstanbul'a dönüyor. Ondan sonra Gökhan Bey ile beraber bir beraberliği başlıyor. Evliyken. Anladım. Daha sonrasında... Gökhan Bey, Fatoş Hanım'ın kullandığı arabadan bir araştırma yaparak Berdan Mardini'ye ait olduğunu anlıyor. Ve artık Fatoş Hanım'ın hikayesi burada son buluyor. Gökhan Bey, Berdan Mardini'nin eşi olduğunu öyle keşfediyor. Öğreniyor. Öyle öğreniyor. İlerleyen günlerde öğreniyor. Arabasını araştırıyor. Evet. Arabanın plakasını araştırıyor. Aynen. Berdan Bey'in üstüne olduğu ortaya çıkıyor. Daha neler var sende? Daha neler var? Berdan Mardini'nin karısı olduğunu öğreniyor ve yanına çağırıyor. Gel bakayım, sen ne yapıyorsun diyor. Böyle bir şey olur mu? O arada da Fatoş Hanım apar topar Berdan Mardini'den ayrılmayı kabul ediyor. Fransa'ya gidiyor ya Fatoş Hanım. Evet. Sonra... Bizim yapımcımız Bilal Özbilge bize konferans yaptırırken telefonda Fatoş Hanım bana diyor ki, o kadar çok tehdit ediyor ki Berdan beni diyor. Eğer korksam Berdan'dan diyor, ya da çocuklarımı düşünmesem Türkiye'ye dönmem tekrar diyor. Fakat bu çok gerçek, yani iddia diyorum televizyonda olduğum için. Ondan sonra Fransa'dan döndüğü günün ertesi gün Gökhan Bey ve yanlarında bir çift arkadaşlarıyla beraber, artık boşanmış dönüyor biliyorsun. Hı hı. Kapadokya'ya tatile gidiyorlar. Ha, Gökhan Bey yine var diyorsun. Gökhan Bey yine Fatoş Hanım'la beraber Kapadokya'ya tatile gidiyor. Bu arada Gökhan Göz'ün o senin söylediğin sürede Gülşah Saraçoğlu'yla ilişkisi var mı? Hayır, ayrılmışlardı, yok. Ayrılmışlardı. Kapadokya'ya gittikleri zaman yok. Daha barışmamışlardı. Evet. Öyle mi? Şimdi bana evet tamam, bir mesaj geldi. 26 ve 27 Şubat'ta, yani bu gece, bakın şu an biz, ekran başındaki seyirciye söylüyorum, biz şu anda bir kadına yapılan şiddeti konuşmuyoruz, araba olayı, kurşunlanmayı vermiyoruz. Biz şu an bu olayın altından çıkan olayları ekrana getiriyoruz. 26-27 Şubat, Berdan Mardini'ye Fatoş Hanım diyor ki, benim psikolojim bozuk, ben çocukları alıp
Sabancı'ya gidiyorum diyor. Berdan Mardini de tamam diyor. 27-28 Şubat, 26 hı hı. Şubat değil. Çocuklarla beraber otele gidiyor ve orada Gökhan Bey'le tanışıyor. Şimdi ben Fatoş Hanım'a soruyorum. Diyelim ki evliliğin çok kötü gidiyor. Diyelim ki Berdan Mardini, diyelim ki Türkiye'nin en kötü adamı. Peki senin anneliğin, senin nikahın, senin nüfus kağıdında yazan o evli yazısı nerede? Diyelim ki her şey çok kötü. Ama sen bir annesin ve bir annenin çocuklarıyla tatile gittiği yerde bu tarz bir ilişkiye girmesi. Ekran başındakilere de soruyorum. Fake adreslerden bana milyon tane yazı yazdırıyorsun. Fatoş, şimdi bunları çok ben güzel bunları söylüyorsun. Yemiyorum. Çok güzel anlatıyorsun tabii. Çok güzel söylüyorsun ve çok güzel bilgiler edinmişsin ama şimdi ne olursa olsun, ne olursa olsun Fatoş Yerliler eşine sadık bir hanım olmasa dahi, misal olmasa dahi, bu söylediklerini yapmış olsa dahi, o kurşunlanma olayı neydi? Biz şu an o kurşunlanma hayır, olayı neydi? Olayı kurşunlanmaya bak şimdi getirme. Ama şimdi bak Fatoş, biz şu an ama bir dakika tamam ama şimdi o hiç aklımızdan çıkmaz. Biz şu an kurşunlanmayı konuşmuyoruz. Çünkü çarpık tamam. İlişki yaşayan bir kadının başına her şey gelebilir, Allah korusun. Çarpık ilişki yaşamayacak kadınlar. Aynı anda Fatoş Hanım böyle yapıyordu demiyorum. Fazla adamla görüşmeyecek. O zaman oklar şaşırır. Anlatabildim mi? Sadece hayır, Fatoş hayır, Hanım'ın davası hayır, sadece hayır, Berdan Mardini ile değil hayır, ki. Hayır, çarpık ilişki yaşayan kadının şikayetleri mahkemedir, adalettir, kanunlardır. Tamam gitti zaten. Başına her şey gelir lafını kabul etmiyorum. Başına asla kabul etmiyorum. Her şey gelebilir. Asla kabul bu etmiyorum. Bu bak yanlış yere çekiyorsun söylediklerimi. Asla her, burada sen Berdan Mardini'den beni dinler misin? Adalete hesap verir. Önce bak, burada adalete öbür dünyada Allah'a hesap verir. Söylediklerimi çok yanlış yere hayır, çekiyorsun. Ben hayır. Burada diyor ben şimdi, bir kere ben yayının başında ne dedim? Ne dedim ben? Biz arabayı konuşmuyoruz, vurulmayı konuşmuyoruz. Olur mu öyle şey? Onu nasıl hayır çıkarıp efendim, atacaksın? Şu ben bu işi Berdan Mardini yaptırdı falan demek istemiyorum. Yanlış Berdan anlaşılmasın. Bütün okları Berdan Mardini'ye çevirdiniz. Asla yanlış ben anlaşılmasın. De ki Berdan size, Mardini de bu zaten kendini savunuyor. Burada söylüyor. Ben böyle bu kurşunlanma olayının içinde değilim diyor. Fakat tamam. Fatoş Hanım benim birinci şüpheli diyor eşimdir diyor. Polise böyle ifade veriyor. Kurşunlanmamda diyor baş şüpheli eşimdir diyor. Berdan Mardini polise ifade verdi mi? Polis ifadesi nerede? Polis ifadesini bir alalım, bir okuyalım, bir dinleyelim. Onun savunmasını da bir alalım. Ya Berdan Mardini ne diyor? Biz bu arada değiliz ki. Hayır polis efendim. Polis ifadesini okusak ne olur? Hayır efendim. Olur biz mu? Çok önemli. Savcılık ifadesi, polis ifadesi. Burada bir aldatılma. Bunu biz alalım. Şu an neyi konuşuyoruz bugüne kadar Berdan Mardini'nin polise ifade vermiş olması gerekiyordu. Vermiştir olayın üzerinden mutlaka. 10 gün geçti. Bunu alalım. Bunu şey yapalım. Tamam alalım. Ama bu neden önemli? Bakın yanlış anlamayın. Ben Berdan Mardini'yi, Fatoş Hanım'ı savunuyorum değil. Ben gazeteciyim, tarafsızım. Burada hanım, Fatoş Hanım birinci şüpheli diyor, beni vurduran birinci şüpheli boşandığım eşimdir. Onun için o önemli. Biz şu an burada onun için, Gökhan ama, Göz ama ve şunu Fatoş da konuşacağım. Seni dinledikten sonra şunu da konuşacağım. Seni dinleyeceğim şimdi, şunu da konuşacağım. Başka kim vurdurmuş olabilir? Biz onu şimdi, da konuşacağım. Şimdi lütfen ben buyur. En başında da söyledim. Biz burada şu anda vurulma olayını konuşmuyoruz. Biz Gökhan Göz'le Fatoş Hanım'ın bize ulaşıp da hayır ben Gökhan'ı 10 dakika tanıdım demesini, Gökhan Bey'in de Instagram'ından hayır ben 25 dakika gördüm demesinin üzerine diyoruz ki hayır arkadaş siz 27 Şubat'ta Sapanca'da otelde tanıştınız. 27 Şubat gecesi bir yakınlaşma oldu ki aranızda aynalara yazılar yazdınız. 28 Şubat günü otelden beraber ayrıldınız. Ve bir anne olarak ben burada Fatoş Hanım'a diyorum ki şartlar ne kadar kötü olursa olsun sen bir annesin. Sen o anda evlisin. Sen çocuklarını bırakıp da Gökhan'ın, Mehmet'in, Ali'nin peşinden gidemezsin arkadaşım. Ha, Fransa'dan dönüyorsun ve bana telefonda diyorsun ki Berdan Mardini'den korkmuyorum ki ben Fransa'dan geldim diyorsun. Ama ertesi gün Gökhan Göz ve arkadaş grubunuzla Kapadokya'ya gidiyorsunuz. Anlıyor musun? Evet. Bak şimdi buraya kadar anladım, netleşti mi anladım. Kafanda? Netleşti değil mi? Evet. Daha sonra da sen ifade vermeye Gökhan Göz'ün şahsine ait arabayla gidiyorsun.
Demek ki bence sen şu an Gülşah Saraçoğlu ile beraber olmasına rağmen bence sen Gökhan Göz'le görüşüyorsun. Şu anda mı? Evet. Gülşah Saraçoğlu bunu bilmiyor mu? Gülşah Saraçoğlu bence konu zaten bence olan Gülşah oluyor. Çünkü neden biliyor musun? Gökhan Göz hafta sonu çocuklarıyla ve eski eşiyle havuz sefası yapıyor. Hahi eğleniyor. Gülşah Saraçoğlu. Bir tarafta başka Gülşah, bir kadın. Gülşah Saraçoğlu sevgilinin Gökhan Göz'ün Fatoş Yerlilerle görüşüp görüşmediğini biliyor musun? Görüşüyorsun bu şekilde iddialar var. Görüşüyorlar bu şekilde iddialar var. Bu konuda senin bir açıklaman olacak mı? Şimdi akıllara başka şeyler de geliyor. Yani sen sevdiğimi tam seven bir kadınsın. Gülşah Saraçoğlu öyledir. Bugüne evet. kadar yapılan haberler ve Gökhan Göz'le ayrılmadan evvelki o kavgaları, ayrıldıktan sonraki o tartışmaları. Çok hırslı seven, çok sevdiğine sahip çıkan ve aşkının arkasında duran bir çok kadın. Acaba Gökhan Göz'ün Fatoş Yerlilerle ilişkisini duydu da tepesi mi attı kadının? Gülşah Saraçoğlu kızdı mı? Gülşah çok sinirlendi Saraçoğlu mi? Gülşah Saraçoğlu kızsa da haklıdır. Kadın inanılmaz. Çok sinirlendi mi acaba? Çok kızdı mı? Yani çok büyük bir tepki gösterdi mi? Ve Gökhan'a bunu belli etmedi mi? Etmedi mi? Ben sana bir şey soracağım. Benim sevgilimin adı evli bir kadınla anılıyor. Bu çok çirkin bir şey. Çok çirkin bir şey. Ve benim sevgilim sonra bu kadına kendi arabasını tahsis ediyor ya. Bu daha da çirkin bir şey biliyor musun? Benimle beraber tatile gittiği, benimle beraber gezip tozduğu arabayı daha önce beraber olduğu bir kadına neden tahsis ediyor? Ve Gülşah Saraçoğlu'nun bunların hepsinden haberi vardır. Mutlaka Gülşah, bence, o kadar akıllı bir kadın Gülşah, ki o kadın. Gülşah bence aklını başına al arkadaşım. Dünyanın en güzel kadınısın. Bir silkelen diyorum. Şimdi bir reklama gidiyorum. Reklam dönüşü Nazlı Hamarat. Acaba Gülşah Saraçoğlu Fatoş Hanım'a, Fatoş Hanım'a bir ceza vermek istedi mi? İster mi? İstedi mi? Reklama yok git, ya. Reklama git. Reklama gidelim.